Merhabalar, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Başlıktan anlayacağınız üzere bu videonun konusu Futbol Manager 2022'de seçebileceğiniz takımlar. Benim nacizane önerim diye. Hani bir sürü takım var. Hikaye istiyorsanız hikayeye göre takımlar var. Ya da zengin ama uzun zamandır başarısı olmayan bir kulüp arıyorsanız yine öyle takımlar var. Hep aynı kıtalarda oynadıysanız farklı kıtadan farklı bir takım önerisi var. İsterseniz. Tabii takım önerilerine girmeden önce şöyle bir durum da var. Futbol menajer severler, futbol menajer oyuncuları her biri aynı karakterle değil. Bazıları mesela benim gibileri bir ülkenin en alt liginden bir takım seçip o ülkenin en üst ligine kadar o takımı çıkarmaya uğraşır. Bu onun için Şampiyonlar Ligi kupası kadar değerlidir en üst lige çıkartmak. Bazı oyuncular, bilmiyorum ben hiç bunu denemedim ama böyle oyuncular da var biliyorum. Büyük bir takım alıp, büyük profil bir takım alıp o takımı daha üst yerlere getirmeye çalışıyorlar ve hep her sene Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha öteye gitmeye çalışıyorlar. Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışıyorlar. Mesela biliyorsunuz Paris Saint-Germain mükemmel bir kadro kurdu. Yıldızlarla dolu bir kadrosu var. Şu an Messi'yi de aldılar. Adamlar kaç senedir Şampiyonlar Ligi'de Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'de Şampiyonlar Ligi. Hani Futbol Manager 21'de olsun, 20'de olsun falan. Bunu deneyen çok insan oldu ama ben deneyemedim. Ama böyle bir profilin olduğu da açık yani. Ya da Futbol Manager'in bize sunduğu son zamanlarda oyuna entegre olmuş farklı bir özellik var. Kendi takımınızı yaratabiliyorsunuz. Ya da kendi takımınızı yaratmaktan ziyade bir tane takım seçip bir sadakat abidesine dönüşebiliyoruz. O takımdan hiç gitmiyoruz. O takım neyse biz oyuz yani. O takımın her şeyi oluyoruz neredeyse. Şimdi herhangi bir takım seçip o takımın her şeyi olacak oyunculara benim takım tavsiye etmem saçma olur. Çünkü istediği her takımı alabilir. Zaten bu profile sahip bir FM oyuncusu genellikle ya kendi memleketinin takımını alır ya tuttuğu takımı alır ya da alt ligden bir takım seçip o takımı hiç bırakmaz. Şimdi istiyorsanız sırayla takımları önermeye başlayayım. Şimdi zengin ve başarısı az olan takımlardan başlamak istiyorum. Mesela buraya şöyle Hoffenheim yazalım. Hoffenheim. Hoffenheim'e şöyle geldiğimiz zaman geçmişine bakıyoruz. Hoffenheim'in büyük bir başarısı yok. Bundesliga'da ama Bundesliga'da bulunmak da büyük bir başarıdır. Tamam. Kulüp çalışanları baktığımız zaman başkan Dietmar Hopp. Dietmar Hopp'un 13 milyar dolara yakın bir serveti bulunuyor. 13 milyar dolar. Çok ama çok bir çok ama çok zengin bir kulüp Hoffenheim. Hoffenheim'i alıp başarınıza başarı katabilirsiniz. Hoffenheim'i alıp başarınıza başarı katabilirsiniz. Şimdi bir diğer zengin bir takıma geçelim. Bu takımın başarıları var. Fakat son bakalım hemen. Kaç yıl olduğunu hatırlamadım ya. Arsenal. Arsenal'ın geçmişine bakıyoruz. Son Premier Lig'ini 2004'te kazanmış. Son 17 yıldır Premier Lig'de şampiyon olamıyor Arsenal. FA Cup 2014, 15, 17 ve 20'de alındı. Ama FA Cup'ta ki başarılar bence tatmin etmiyor taraftarları. Tamam bir nebze tatmin ediyor ama artık tatmin etmiyor. Geçenlerde bir Arsenal taraftarının açıklaması şöyleydi. Bizim artık rakibimiz Brighton gibi böyle takımlar tarzı bir açıklama yapmışlar herhalde. Yani kendilerini artık o 6 büyük takımın içinde görmüyor Arsenal. Arsenal'ı alıp bu arada Arsenal'ın başkanına bakalım şöyle. Stan Kroenke'nin de yaklaşık 9 milyar dolara yakın bir servete bulunuyor. Yani Arsenal'da seçebilirsiniz. Şimdi gelelim hikayeli takımlara. Hikayeli takımların ilki kendi ülkemizden. Timsahlar. Neden 5. şampiyonu tekrar şampiyonla taşımıyoruz? Hem de üstelik 2. ligdeyken. Güzel olmaz mı? Şimdi şöyle tesislere baktığımız zaman harika altyapı tesisleri var. Altyapıdan çıkaracağınız oyuncularla güzel bir takım kurmak, hele ki yaklaşık
yabancı sınırlaması varken çok güzel olmaz mı? Güzel bir bence hikaye olur. Denenmesi gereken bir kariyer olur. Bursaspor kariyeri Futbol Manager 2022'de. Yeni Ali Akmanlar neden çıkmasın? Enes Ünal'lar falan. Bir diğer hikayeli takımımız ise İtalya'dan Parma. Neden Parma'yı seçtim? Çünkü Parma'da Serie B'de ve kalelerinde bir efsaneleri var. Gianluigi Buffon. Buffon'la beraber neden takımımızı bir üst lige çıkartıp orada başarılar sağlayamıyoruz? Gerçi bir yıllık sözleşmesi var ama hani belki sözleşmeyi uzatabilirsiniz. Şimdi şöyle bakalım genel özellikle. Brezilya'ya gidiyoruz. Çünkü Brezilya birinci ligi Güney Amerika liglerinin içinde, bu Copa Amerika oluyor ya, Copa Amerika liglerinin içindeki en prestijli lig. Ondan dolayı Brezilya ligini seçtim. Ve Brezilya liginden hani böyle Flamengo, işte Coritiba, Jeremio, Santos falan demedim ama bunları seçeniz de fena olmaz aslında. Bunlar da büyük takımlar ama benim size tavsiyem buradan Red Bull Brazil. Neden? Red Bull'lara baktığınız zaman Leipzig, Salzburg gibi takımlarla kardeş takım, pilot takımları birbirlerinin gözlemcilik alanları çok geniş. Brezilya'yı neden Red Bull Brazil'le seçmeyesiniz? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 6 tane takım önerdim size. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videomu beğenirsiniz. Alt tarafta beğen tuşuyla. Şurada abone ol var. Abone olur da abone olursanız çok 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 sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.